bırakıyorsun? Ama anne ben avcı olacağım. Lütfen bırakıyorsun dedim. Niye izin vermiyorsun? Bu oyuncak mı oğlum? Çok tehlikeli. Ben oynamıyorum ki. Onu tanıyorum. Tutmasını da biliyorum. Babam bana ormanda göstermişti. Burası orman değil, ben de baban değilim Yiğit. Tamam. Bitti dedim. Niye ağlıyorsun anne? Korktum yavrum. Ya kendine zarar verseydin? Baba. Efendim Yiğit'im? Anneme bir şey söyle. Sevgim, seni seviyorum. Ya öyle değil baba. Ne söyleyeyim istiyorsun başka? Annem tüfekle oynamama izin vermiyor. Sen tüfekle mi oynadın? Avcı olacakmış oğlumuz. Tüfekle nişan alıyordu. Zamanı gelmeden tüfekle oynarsan avcı değil av olursun. Ben sana ona dokunmaman gerektiğini söylemedim mi? Dokunmadım ki. Elimde tutuyordum. Ha. Yani ben anlatamamışım öyle mi? Yiğit. Bak oğlum. Bir daha asla ona dokunmayacaksın. Tutmayacaksın da. Asla. Ben izin vermeden onu oradan indirmeyeceksin. Tamam mı? Tamam baba. Bak anneni de nasıl üzmüşsün. Özür dilerim anne. Akıllı oğlum benim. Demek avcı olacaksın ha? Evet öyle baba. Yani hani sen politikacı, sanatçı, bilim adamı olacaktın, vazgeçtin. Yo, sporcu da var, onu unuttun. Hepsi olacağım ama avcı da olacağım. Olmaz mı? Ya şahane olur hem de. Yani siyaseti olan, sanatla ilgilenen, bilime inanan, spor yapan, avcılığın da felsefesini bilen bir insan. Sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyacı var böylesine. Benim biraz kafam karıştı ama. Ya sen anlatırken benim de kafam karıştı ama güzel bir şey söyledin yani. Ne dedim ki? İnsanlığa faydalı bir adam olacağım dedim. Öyle dedim değil mi? Olacağım. İnşallah, inşallah. Ama acele etmek yok, tamam mı? Yok baba. Peki ne zaman zamanı gelir? Ya kimse söyleyemez onu sana. Yani o gün gelince anlarsın. Neden benim tüfeğe dokunmam yasak? Kendine ya da istemeden bir canlıya zarar verme diye. Annenin tedirginliği de bundan. Yani sonuçta tüfek ateşli, ölümcül bir silah değil mi Yiğit'im? Ateşsiz silah var mıdır ki? Bir olmaz olur mu ya? Mesela bak şu taş. Bak şimdi şu ağacı vuralım. Bak. Sonra ellerimiz. Ayaklarımız da güçlü bir silah. Gel bakalım mesela. Bak. Bak şöyle. Mesela bak böyle yaparsan bunlar da böyle güçlü bir silah. Ha? Ama hiçbiri tüfekten daha güçlü değildir değil mi baba? Ama şimdi tüfeğin ateşli olması onu daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Mesela bir annenin gözyaşı tüfekten de tanktan da daha güçlüdür. Peki bir avcı ne zaman hangi silah kullanacağını nasıl bilir? Avda silah kullanmaktan daha önemli olan şey avını bir kurt gibi çok iyi takip etmektir. Belki de çok uzun süre izlemen gerekir. Avcı olabilmek için silahtan önce sabır gerekir. Sence bende var mıdır? Vardır elbet bu toprakların çocuğunda. Hı? Aslı aslına, nesli nesline. Aslı aslına, nesli nesline.
Neden her zaman buluştuğumuz yerde değil de böyle insan işine çağırdın be? Sen CIA'de çalışan adamsın. Gözden ırak yer mi kaldı şu dünya üzerinde? Doğru. Hepimizin yatak odasını bile izliyorlar artık. Herkesin yatak odası kendine. Niye benimle görüşmek istedin? Senden başka konuşacak ortak derdim olan kimseyi bulamadım. Tekin Girit'le. Seninle ortak derdimiz neymiş? Nizamettin Köz. İkimiz de olduğumuz yerde yabanız. İkimizin de ayrı ajandası var. Üstümüzdekilerden farklı hesaplarımız var. Yalan mı? Yalan değil mi? Seni devlette severler. Arada şahinlik yapsan bile yanlış bir şey yapmayacağını bilirler. Ama ben öyle değilim. Beni devlete sorsan hain der. Fettah'a sorsan onlara yüz çevirdiğim için gavur der. Hizmet ettiğim adamlara sorsan onlar da goyim der. Goyim, onlardan olmayan. Aslında kimseden olmayansın sen. Sadece kendinden yanasın. O yüzden bu kadar ihanetine rağmen bana yararın dokunacak diye nefes almana izin veriyorum. Kimsin sen ha? Közüm işte. Bildiğin köz. Dokunanı yakarım. Kimse dokunmazsa da o zaman kendi kendine yanar, yok olur. Yok, öyle kolay değil. Buna izin vermem. Senin ölümün benim elimden olacak. Bunu bilemeyiz. Zaten düşünmeye de gerek yok. Üstümdekiler ama bugün ama yarın beni ortadan kaldıracaklardır. Kim mi o üstündekiler? Hı? Senin için değil, onlar için buradayım. Onlar. Onlar çok kalabalıklar. Onlar her yerdeler. Onlar çok güçlüler. Sana ne? Bu zalimlerin tapınağı elbet bir gün yıkılacak. Altında kalmadan şu dünya nimetlerinden biraz faydalan istiyorum. Anlat ne biliyorsan. Nasıl olsa geberip gideceksin ya. Sen bir kurtsun Viking. Sen nesin? Bense kuzgun. Kurdun avlanabildiği tek hayvan. Kurt değilsek de kurt görmüşlüğümüz var. Bak bana. Benden hala kuzgun mu olur? Ne istiyorsun? Bir iş çeviriyorum Viking. Bu senin canını yakabilir. Eğer beceremezsen beni anında infaz ederler. Sen de başa dönersin. Ama bulaşmazsan, beni olduğum yerden çıkartırsan, kimi istersen veririm sana. Dinliyorum. Neredesin? Ne yerdeyim ne gökteyim. Neredeysen işinin başına dön. Sana Ankara'ya emanet ettik. Bana kendini arattırma Kurdoğlu. Geliyorum. Gel gel. Gel, senin işimiz var, gel.
Abi. Efendim Sefer. Sahayı yokladım. Çok titiz çalıştım abi. Sağlam bir araştırma sonunda. Sonunda Sefer. Bu sağlam polis. Tekin Giritli. Bu adam her yerde karşımıza çıkıyor. Ne derdi var oğlum bunun bizimle? Ben bilemem abi. Ulan bir şeyi de bilin be. Bir şeyi de benden önce bilin be. Emredersin abi. Gel gel. Gel senin aklını başına bir getireyim gel. İhtiyardan haber var mı? Sana selamı var. Nazar. Fabrikaya giriş yolunu buldu. Ne zaman keseceğim önünü? Yolunu açacaksın. Kim diyor bunu? Derinlerden gelen ses. Çok derinlerden. Kimin sesi? Kulağınla değil, kalbinle dinlersen duyarsın. Dinliyorum. Dinle Kurdoğlu. Kimsenin yoluna çıkma. Olanı biteni takip et. Eğer Nazar'ı getirmeni istemesek seni o hapishaneden biz çıkarırdık. Yıldırım projesi koruma altında. Nazar değmeyecek. Nasıl? Gözünü de gönlünü de açık tut. Sonu hayırlı olacak. Senin yapman gereken şey Boşer cephesinin ne zaman harekete geçeceğini öğrenmek. Buralar sık gelmeye başladın. Bir paket istedim de ofise söylemek işime gelmedi. Ne paketi? Seni ilgilendirmez. Yoksa yukarıdan gizli işlerin için artık beni mi kullanıyorsun? Bilmiyormuşsun gibi konuşma. Yukarıdan gizlim saklım olmaz benim. Bir kere denedim. Yapmamam gerektiğini öğrendim. Biliyorum. Çok canın acımıştı. Bir daha çıplak elle ateşe dokunmazsın. Kendi başıma karar verip yapmam. Ama emir verilirse közü bile tutarım ellerimle. Mira, neden geldin? Yıldırım projesini havaya uçurana kadar beni daha çok göreceksin Nizam. Alış artık. Sen hazır mısın Nazar? Listeyi getirdiğinde ben hazırım. Ne bu? Haftalık pazar listesi. Bu pek haftalık değil de yıllık gibi. Fabrikayı patlatmak için biraz fazla değil mi bunlar? Mira gösterişli işleri sever. Ben istedim abartmasını. Nazarı abartılı iş için değil, temiz iş yapması için çağırdık. İkisini de yapacak. Benim için. Sen de beni kırmazsın. Değil mi Nizam?
Hepsi var mıdır depoda? Benim depomda yoksa bile başkasının deposunda vardır. Neymiş? Enteresan. Paketin gelmiş. Okey. Ben kaçıyorum. Abi hoş geldin. Doğan burada mı? Doğan Bey açık denizde. Nerede? Gemisi fırtına yakalanmış gibi dalgalı sularda dolanıyor. Reşat ne diyorsun? Abi ya tamam kızma, içeride seni bekliyor. Ben hazırlıklı ol bağımında söyledim yani. Ya sabır. Rüzgar kuzeyden esiyor 40 knot. Lan var ya oşinografi dairesi gibi alalım yemin ediyorum ya. Hadi hızlı hızlı sefer. Emredersin abi. Neredesin sen Kurdoğlu? İşim vardı. Senin işin bu hangarın başında durmak değil mi? Başka ne işin vardı birader? Soru sormak, sorgulamak yok demiştik birader. Pazarlığımız böyle değildi. Pazarlıktan Mira'nın peşinde koşturmak da yoktu. Biz o meseleyi konuşup çözmedik mi? Oho! Benim her derdim öyle bir konuşmayla çözülseydi... burası niye vardı? Hadi gel. Gel gel. Şu polis Tekin Giritli. Bana o adamın numarasını bul. Tamam abi. Gel bakalım Kurdoğlu. Sen darbeliydin değil mi? Pardon. Fark etmez. Tek kolum sağlam. Vay, tek kolla canavar. Tamam. Ben de tek kolumu kaybediyorum. O zaman kolla kendini. Sokak dövüşü değil bu. Birinci kural. Denge. Sen o dersi Esra'ya öğret. Ben dövüşün 40 çeşidini bilirim aslanım. Ha. İkinci kural. Saldırıdan önce savunmayı bileceksin. Hatırlatırım. O gece emniyette bizi aldıkları gecenin sabahı ben girdiğim gibi çıktım ama seni biraz incitmişlerdi. Devletin polisine karşı müdafaa olmaz. Eyvallah. Ama sen yine de devletin bazı polisine karşı dikkatli ol. Ne demek istedin? O gece buraya baskın yapan, seni hırpalayan polis, Tekin Giritli. Ne olmuş ona? Bu aralar peşimde. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmaz. Hazırlıklı olmalıyız. Gelişe bak be. Allah hurricane mübarek ha. Haber verseydin bir karşılama yapardık. Artık haber vermeden mi geliyorsun mekanıma? Mekanıma mı? Bir türlü öğretemedik. Buralar hep bizim. Araba kimin? Size getirdim. Bize mi yoksa Kurdoğlu'na mı? Yaptığı başarılı operasyon için 5 numaradan küçük bir hediye. Vay. Altay burada mı? Altay biraderim içeride. Sizi bekliyor. Altay biraderim mi? Hı. Ne zaman biraderin oldu Altay? Ne bileyim, baksana Mira.
Adamın benimki kadar pahalı arabası var. Ha, bir şey daha. İşin içine yüklü para girince biraz aksileşir. İşin içinde 5 numara varsa aksilik olmaz. Sefer, kaç aylık maaşı bu bizim çocukların? Aylık değil abi, birkaç yıllık. Vay be. Bir de ufak hediye diyor. Ulan dünya bunlara güzel be. Dünya kalpten görmesini bilen herkese güzel be abi. Öyle mi Sefer Bey? Demek sen hayatından memnunsun. Çok şükür abi. Sağlığımız yerinde. 2 yıldır Covid olmadık. Karnımız da doyuyor. Huzurumuz da var. Lan tamam Sefer, tamam. Dünya sana da güzel, anasını satayım. Bir ben huzur bulamadım, babasını öpeyim ya. Hayırdır abi? Niye huzurun yok? Rahat bırakıyorlar mı ki Sefer? Buldun mu şu Giritli amirin numarasını? Buldum abi. İyi günler. Saygılar Giritli müdürüm. Sakınmaz Doğan ben. Sen nereden buldun bu numarayı? Bir devlet istihbaratı değiliz. Ama bizde de bazı numaralar var müdürüm. İntelijansımız iyidir. Derdin ne? Derdim bir değil, elvan elvan. Hangisini sayayım? Uzatma. Başım dara düştü. Kimse yoksa devletim var dedim. Hayırdır sakınmaz Doğan? Nedamet mi getiriyorsun? Bana ayıracak yarım saatin varsa ben de eli boş gelmem. Bir şeyler getiririm. Uyudu mu yavrucak? Melekler dibimde, baksana şuna. Ay canım. Allah bahtını açık etsin. Amin. Bir çay koysam içer miyiz? Bir dakika. Efendim dayı. Az önce Doğan aradı. Doğan mı aradı? Nereden bulmuş numaranı? Nereden buldu önemli değil. Bulur zaten ama Bayram değil, Seyran değil. Enişten beni niye öptü? Ya gerçekten neden böyle bir şey yapsın Doğan? Ne dedi peki? Görüşmek istiyormuş benimle. Başı dara düşmüş. Devlete anlatacakları varmış. Bunun altından başka bir şey çıkmasın ya. Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim Sare? Yanında olsaydım bilirdim de arayamam da şimdi. Nerede olduğunu bilmediğinden emin misin? Ela'nın yanındayım diye biliyor, Hollanda'da. Emin misin Sare? Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Şüphelenseydi o çoktan arar sorardı zaten. Altay senin nerede olduğunu biliyor mu? Yok, ona da Ela'nın yanındayım dedim. Mızıkçılık yapıyorsun. Niye geldin? Bir şey söyledim burada. Kibar ol. Ne söylüyorsun ki? Mızıkçısın dedim.
çok yakışmıştı takım elbise. Çıkar mısın? Böyle daha rahatım. Niye? Esra'nın hoşuna gitmedi mi? Niye geldin? Yaran'a bakmaya geldim. İyi misin? İyiyim. Doktor pansuman yaptı şimdi. Niye? Hasta bakıcılığımdan hoşlanmadın mı? Çok profesyonel iş çıkarmışsın. Öyle söyledi doktor. Burada mı yaşıyorsun sen? Ben bu dünyada yaşamıyorum. Yazık. O kadar mı vazgeçtin hayattan? Ne geldi ki başına? Niye geldin? Hediyeni getirdim. Nazarı alıp getirmenin hediyesi. Yaramı sararak teşekkür etmiştin. Teşekkür değil. Takdir. 5 numaradan. Dinliyorum. Sözüçer Altay Kurdoğlu. Gel benimle. Ladies first diyorsun. Peki. Doğan'ın, Nizam'ın, benim ve bütün buraların sahibi gönderdi. Bu arabanın sahibi de o mu? Hayır. Bu araba senin artık. Hak ettin. Bizim yolumuzda gideceksen direksiyona kendin geçeceksin. Bu araba günü geldiğinde seni 5 numaraya götürecek. En yukarıdakini tespit ettikten sonra ejderhanın 7 başını birden keseceksin. Bir tur atalım mı? Biraz işim var burada. Çok sıkıcısın bazen. Bir taksi çağır o zaman bana. Nereye gideceksin? Red Embers'a, Nizam'a. Alo, Altay ben. Araç var mı? Ha, anladım, tamam. Kolay gelsin. Araç yokmuş. Ben bırakayım seni. İşim var demiştin. Yakışır abime be. Ver gazı ver. Ey be. Alo, ha Sefer abi. Abicim bak sonrasında bana yine kızmayın. Bunun ne zaman döneceği belli olmaz, dönmez falan, ben baştan haberimi veriyorum yani. Ne diyorsun Reşat? Abi şeytan aldı götürdü. Oğlum kim kimi götürdü? Reşat bak araya fazladan bir kelime koyma. Ne olduysa söyle. Ha tamam. Şimdi sizden sonra Miray ile Altay abim gitti. Kim kimi götürdü onu bilmiyor. Ama şoför mahallinde Kurdoğlu oturuyordu. Seni gerçekten çok takdir ediyorum müdürüm. Neyimi biliyorsun da takdir ediyorsun? Benim gibi bir adamla böyle ortalık yerde oturabiliyorsun. İşini yaparken dimdik adamsın. Gizlin saklın yok. Seni çözdüm diyorsun yani. Estağfurullah. Öyle demiyorum. Benim bildiğim muhtemelen buzdağının görünen yüzü derler ya. O kadardır. Senin yerinde başkası olsa benim hangarı basmaya kendi gelmez. Bir komiser ya da bilemedin bir emniyet amiri gönderir. Ama sen çıktın kendin geldin. Eyvallah. Olmadı ikinci defa bir daha bastın benim mekanıma. Beni aldın. Ailemi aldın.
yine saklamadım ismini. Vakit geçiyor, sakınmaz. Bunları konuşmak için mi istedin yarım saatimi? Üçüncüye benim misafirhanemi bastım. Bu ara bir Rus vatandaşını misafir ediyordum. Muhabbeti kestim. Yine operasyon Tekin Giritli. Şimdi benim sorum şu. Senin benimle ne derdin var ya? Kısaca izah edeyim. Yasa dışı. Ya da kendinize yakıştırdığınız daha havalı tabirinizle gayrimeşru iş yapıyorsun. Ben devletim. Elbette seninle derdim olacak. Hız sınırını aştığında, alkollü araç kullanırken seni çeviren trafik memuruna diyor musun ki arkadaş benimle ne derdim var? Dert belli. Ha. Tam da onu soruyorum. Benim önümde benden hızlı gideni, ben yapmazken hatalı sollama yapanı, ışıkta durmayanı çevirmeyip de beni çevirirse trafik, ben sorarım. Benim plakamı verip alın bunu diye başkası mı söyledi sana? Kim başkası? Bilemem. Ben dardayım. Meselem var dedim, konuşmak istiyorum dedim. Aradım. Benim meselem bu. Seni peşime takan kim? Ben devletin memuruyum, sakınmaz. Devlet. Bak müdür. Ben çocukluğundan beri çalışan, ekmeğini kendi kazanan bir adam. Buna rağmen bir gün bile sigortam yok. Bugün başıma bir şey gelse devletin bana emekli maaşı vermeyecek. Sen devlete ne hizmet ettin de devlet sana maaş versin? Tamam, kabul. Tartışma yok. Ben bir şey istemiyorum. Ama gerçekten seni benim üstüme salan devletse. Benim kim olduğumu gördünüz ya. Devlet bana ne vermiş ki, benden ne istiyor? Tamam, cezam varsa beni alın. Ama yoksa da salın beni ya. Pişmanım ben. Nice. O zaman daha çok yolumuz var beraber. O kadar uzak mı Nizam'ın mekanı? Anlamadın mı yoksa işine mi gelmedin? Uzak planlar yapmam. Okey. Anlaşırız o zaman. Bu hızla gidersen akşam anca varırız Red Embers'a. Şimdi buna? Eğitim zayiat. Sen Türkiye'den ne zaman ayrılmışsın? 2000'lerin başı falandı. 2001 Gaffar Apkan senin için miydi? Onda bomba yoktu.
Hiç benim tarzım değil. Ama anlatırım bir ara. Sen Suriye'de ne attın? Palmira'dan, müzelerden yağmalanan binlerce eser senin elinden geçti değil mi? İşte tam o benim tarzımdı. Çok büyük bir yağmaydı. Belki birkaç küçük parça. Neler yaptınız ben yokken? Öyle eskilerden konuştuk biraz. Burada eskilerden konuşmak kimsenin tercih edeceği bir şey değildir ama. O zaman önümüze bakalım değil mi? Hoş geldin Türk. Hoş bulduk. 27.04.41. Uğurlu numaramı çıkardım. Nazar diyebilirsin. Fark ettim. Ben de Altay. Böyle eğlenceli oyun parkın olduğunu bilseydim daha önce gelirdim ziyarete. Senin Luna farkın yok mu? Eğlenmiyor musun orada? Orası ekmek parası. İşle eğlenceyi karıştırma. Hedefi vuranlara hediye var mı? Tabii tabii veriyoruz. Gıyas. Efendim abi. Ayarlayayım bir şeyler. Ama böyle pahalı bir hediye almam. Ben alabilirim. Beni yenersen ama. Şimdi hedefi vuramazsan falan denizden hayatta kurtulamam. Kendi başıma takılmayı tercih ederim. Uzun zamandır tanır mısın Nizamettin'i? Eskilerden konuşmayı pek sevmiyorum ben. Konuşmak istemiyorsan ne yanındasın? Teşekkür etmek için fırsat bulamadım. Beni o cehennemden çıkardığın için teşekkürler. Borçluyum sana. Benim kimseden alacağım olmaz. Biri arabayla hesabı kapattı diyorsun ha? O iş biraz karışık. Hangisini istersin? Karmaşık bir silahtır. Dikkat et de birimizi vurma. Vurulmak istemiyorsan benimle konuşurken laflarına dikkat et. Gıyasettin. Kimse sana borçluk almak istemez. Ne zamana kadar İstanbul'dasın? İşim bitene kadar. Yeniden karşılaşır mıyız? Sanmam. Belki işim bitince vedalaşırız. Hiç duygusal bir adama benzemiyorsun ama. Aramızda kalsın nazar. Ama öyleyim. Belki başka bir hayatta görüşürüz. Nazar'ın istediği malzemeler tamam mı? Her şey tamam. Hem de fazlasıyla. Sırada ne var? Nazar'ın malzemelerini
içeriye sokmak. Ses çıkarmadan nasıl yapacaksın? O iş bende. Senin şu Rubik küpün gibi. Doğru parçayı doğru yere koyarak. Bu akşam halledeceğim. Siz bunları da halledin. Sonra keyfinize bakın. O fabrikanın enkazı Nazar'ın son eseri olacak. Biliyor musun Gündüz Bey? Bilmiyorum Akif Bey. Tabii bilmiyorsun. Daha söylemedim çünkü. Söyleyecek misin? Yani söyleyeceğim de biraz gurur yapıyorum. Ondan geveledim. Neye gurur yapıyorsun? Başta Altay abime biraz itiraz ettiydim. Beni buraya bırakıp gitti diye. Ama şimdi iyi ki getirmiş diyorum. Ben bu fabrikaya çok alıştım. Çalışanlar çok iyi insanlar. Siz öylesiniz, Kübra Hanım öyle. Yani burası benim evim gibi oldu. Ne güzel işte Akif'ciğim. Sen de benim küçük kardeşim gibi oldun. Ben okulumu okuyup, tabii siz de uygun görürsünüz, burada çalışmaya karar verdim. Hayırlısı. Niye öyle dediniz? Yani sanki beni istemezmiş gibi. Akif bak, senin gibi istekli, inançlı gençleri asla kaçırmak istemem. Ama yarın ne olacağını kimse bilemez. Rahmetli babanız değil mi? O kurmuştu fabrikayı. Evet. 16 Temmuz 2016'da annemle birlikte şehit olan babam. Cengiz Selçuklu. Vay be. Lan arkadaş ne babalar var ya. Anlamadım. Ha. Bir şey yok abi. Hayırsız babam aklıma geldi de. Boş ver şimdi hiç konuşup can sıkmayalım. Ben sana merak ettiğim asıl soruyu soracağım. Sor bakalım. Abi sen şimdi babanın şehit edildiği yola baş koymuşsun. Seni de vurmuşlar. Yılmadan dimdik yoluna devam etmişsin. Ama yalnızsın be abi. Ya niye bir yuva kurmuyorsun? Karın olur, çocuğun olur. Yoksa... Ne yoksa? Annenin babanın yaptıklarını... karın ve çocuğuna yaparlar diye mi korkuyorsun? İnsan düşünüyor tabii. Babamı, Altay'ın babasını. Daha bir sürü güzel insanı Yıldırım projesi yüzünden öldürdüler. Beni de Allah korudu işte. Şükür hayatta kaldım. Bu yolda devam etmek benim bütün şehitlere boynumun borcudur dedim. Bugünlere geldik. Ama yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Şimdi hal böyleyken bir başkasının da hayatını mahvetmeye ne gerek var diye düşünüyorum. Abi haddim değil ama böyle düşünüyorsan yanlış bence. Neymiş yanlış olan? Ya abi sen kimseye yalan söylemiyorsun ki. Ya evet tamam. Kötü adamlar duymasın diye gizli kapaklı projeyi yürütüyorsun. Vatan millet aşkına. Ama kendi aşkından bunu gizleyemezsin ki. Yani bırak karşındaki insan buna karar versin. Sen de bu yolda var mı yok mu diye. Sen yine teklifini yap. Sonuçta herkesin kendi hayatı kendi kararları. Öyle mi diyorsun doktor? Gündüz Bey. Altay Bey geldi. Allah Allah söyletti. Bana müsaade. Nasılsın aslanım? Abim. Asayiş ver Kemal. Gelen giden oldu mu bugün? Yok olmadı. Abi ben seninle bir şey konuşacağım. Söyle. Abi burası benim evim gibi oldu. Çalışanlar ailem gibi oldu yani. Ben okulumu okuyup mühendis olup
burada çalışmaya karar verdim. Al işte bak. Sen de aynısını yaptın. Ne yaptım? Sen de Gündüz Bey gibi kararıma şüpheci yaklaştın. Ya abi ben siz sevinirsiniz diye düşünmüştüm ya. Bravo Akif, yaşa Akif, arkandayız Akif. Yaşa Akif, bravo Akif. Oğlum, böyle kararlar almadan önce bir büyüğüne mi danışsam? Tamam, buna danışma olarak varsayalım o zaman. Ne düşünüyorsunuz değerli büyüğüm? Sonra konuşalım. Tabii ya, tabii. Gencim ben daha. Aynen. Belki başıma talih kuşu falan konar. Belki büyük bir fabrika kurarım. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir gelişme var mı? Vallahi biz kendi çalışmalarımızın sonuna geldik. Ufak birkaç tane detay var. Onları da hallettikten sonra ilk denemeye hazırız. Ötekiler ne alemde? Zebaniler de hazırlar. Coşkun Akan suyumuzu kurutmaya. Ya sen? İhtiyarın oyununa ben de hazırım. Biliyor musun ne planladığını? Bizim aklımız ermez. Öyle ya, bizim aklımız ermez. Ama senin aklının ereceği bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tabii, tabii. Elimden ne gelirse. Bu bilgisayarların, uydu sistemlerinin çok olduğu yerlerde kontrol odaları oluyor. Ne diyordunuz ona? Server odası. Heh. Oradan mekandaki iletişime, konuşmalara falan ulaşabilir miyiz? Basit. O server'a bağlı bilgisayarı, mikrofonunu aktif hale getireceksin. Nasıl olacak peki? Gel. Gel ben sana anlatayım. Bütün malzemeler içinde mi? Evet abi. Güzel. Sen beni bekleme. İşim bitince çağırırım. Tamam. Beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldırım projesi işini bitirecek miyiz artık? Sen hepimizden daha hevesli çıktın. Bakın. Senelerdir gizlenmekten sıkıldım ondandır. Askeri okul yıllarında abilerimiz acele etmememiz gerektiğini öğrettiler bize. O abilerinin hepsi yurt dışına kaçtı Hulü. Geri kalanlar da parmaklılar ardında. Beyler, sakin olun. O zaman sükuneti sağlayacak bir haber ver. Vereyim. Şu anda biraz ileride bütün sokağı havaya uçuracak kadar çok patlayıcı olan bir araç var. Neden buraya getirdiniz? Size teslim etmek için. O yüzden bu akşam buluşmak istedim. Aracın içindekileri fabrikaya ancak siz sokabilirsiniz. Üzerimize düşen vazife neyse yaparız. Senin emrinle askeri servise nakli yapılacak. Yanına kalması riskli. Bu gece hallederim. Dileyim.
gidiyoruz abi? Güzel haberi vermeye. Uyuyor musun? Müzik dinliyorum. Nereden? Kafamın içinde. Ama sayende güzelim Rıfkı kesildi. Kıskancım ben biraz. Benim olduğum yerde başkasını dinlemene müsaade etme. Muhteşemsin. Müziği kutlamaya bırak. İş bittiğinde benim evde parti var. Gerginim biraz. İlk kez böyle bir şey duyuyorum senden. Neden? Kafana takılan bir şey mi var? Her şey çok kolay oluyor. Sanki birileri bizi takip ediyor ve işimizi kolaylaştırıyormuş gibi. Bizi takip edenin sonu zebanilerin beklediği cehennemdir Nazar. Ya o da kendi cehenneminden geliyorsa ne olacak? Gece rahat bir uyku uyuyabilecek miyiz Nizam? Ben fosur fosur uyuyacağım. Neden? Çünkü üzerime düşeni yaptım. Ama sen daha yeni başlıyorsun Nazar. Herkesin ihtiyacı var deliksiz bir uykuya. Ama önce benim yukarıya net bir şey söylemem lazım. O zaman Nazar'ın ihtiyaç duyduğu malzemelerin fabrikaya yarın sokulacağını söyleyebilirsin. Zevkle ve abartarak söylerim hem de. Gösteri yarın akşam o zaman. Hayır. 5 numara hafta sonu yapılmasını istiyor. Fabrikada işçiler varken patlama yapılması fazla gürültü çıkarır. İşte bu infial zaten. Aradığımız şey bu değil mi? Sen ne arıyorsun bilmiyorum Nizam. Ya da ne ararken ne bulacaksın bilemem. Ama bana verilen talimat böyle. Draması az, kreması bol bir aksiyon. Tam benim sevdiğim gibi. Bol kremalı jöle. O zaman cumartesi. Cumartesi olmaz. Neden? Eğer tercih yapabiliyorsak pazar olsun. O da hafta sonu. Okey. Pazar. Pazar. Anlaştık. Bir sonraki buluşma kutlama için benim evimdeki partide olsun istiyorum. Burada niye yapmıyoruz partiyi? Bunca adamın arasında mı? İtiraz etmezsin diye düşünmüştüm. Hiç kadın ruhundan anlamıyorsun Nizam. O yüzden yanında bir dünya erkek varken tek bir kadın bile yok. Senin de yanında sürekli Altay var son zamanlarda. Onu gittiğin her yere taşıyacak mısın?
Onu buraya ben getirmedim. Gördün. O beni getirdi. Seni Altay konusunda dostane bir şekilde uyarmıştım. Riyaz. Sorun yok abi. Ufak bir kısa devre olmuş, çözdük. Peki bu kısa devre benim kafamda olursa onu kim çözecek? Bilmiyorum abi. Merak etme Nizam. Bütün kısa devreleri ben çözeceğim pazar günü. Heyecanlıyım ki. Ya işlerin bu aşamaya geleceğini hayal bile etmemiştim. Neden? Bana inanmıyor musun? Bütün kalbimle inanıyorum. O sebeple buradayım. Ne olursa olsun hiçbir yere gitmeyeceğim. Artık nereye gidersek beraber. Hep beraber. Çok şükür. Ne oldu doktor? Olması gereken oldu. Sen niye öyle acele geldin? Ha, onu söylemeyi unuttun değil mi? Evet. Benim o az etmediğim herif geldi yine. O kim? Ulvi Paşa. Üstüne bastın, ayağını kaldır. Hayırdır komutanım? Baş başa konuşabilir miyiz? Tabii. Sen niye sevmiyorsun bu adamı? I don't know. Bir terör saldırısı ihbarı aldık. Ne saldırısı? Sezai Paşa'nın şehit olduğu lojistik deposu patlamasında kamuoyuna açıklanmayan bazı detaylar var. Kaza değil miymiş yani? Kesin bir şey söyleyemem. Ama şüpheli durumlar var. Dikkatli olmalıyız. Peki benim ne yapmam gerek? Ben gerekeni yaptım. Sadece senin de bilgin olsun. Bir süre girişlere çıkışların kontrolünü biz sağlayacağız. Tamam. Gel!
Pazar günü patlatacaklar fabrikayı. Pazar günü? Kesin olarak emin misin? Ağızlarından duydum. Büyük iş başardın Kurdoğlu. Ben ne yaptım ki? Düşmanın planını öğrendin. Bize söyledin işte. Bak Çerkez Efendi. İhtiyar bana bu memleketin başına bela olan yedi başlı ejderhanın yedisinin de başını kesecek olan Salur Kazan sensin dedi. Sen de bana evet o sensin dedin. Demedin mi? Dedim yiğidim. Kapı dinleyip size haber getirmek mi benim kutsal vazifem? Bu nasıl iş? Ben de kendi bildiğimi yaparım o zaman. Davut Bahadır burada olsa cevabını ağzının ortasına yapıştırırdı. Ama yok işte. Her neredeyse ne yapıyorsa beni bir başıma bıraktı. Bir başına bıraktıysa bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde ne işin var Kurdoğlu? Çağırdınız geldim. Ben çağırsam gelir miydin? Başka sese kulak verir miydin? Bu ses Davut Bahadır'ın derinlerden gelen sesi. Sen de yüreğinin bir yerinde bunun farkındasın. Çok büyük iş başardın Kurdoğlu. Kalbinin sesini dinle. Bir ihbar varmış. Ulvi Paşa'nın askerleri bizim için giren çıkanı kontrol ediyor. İnşallah. Sen mi ayarladın bu askerleri? Askerin işine bu kadar karışılmaz Mira. Ulvi Paşa yaptığı operasyonlarda hiç şehit vermemiş bir komutan. Ona biraz güvenelim. Detaylı inceledim görev raporlarını. Bugüne kadar hiçbir askeri kaybetmemiş gerçekten. Büyük başarı. Tabii. Gerçekten büyük başarı. Başarıyla yan çizmiş, başarıyla kaytarmış. Gerçekten hiç çatışmaya girmemiş ki burnu kanasın. Niye öyle şaşırdın? Ne emir aldıysa okyanus ötesinden onu yaptı. Şimdiki gibi. Ne yapıyorsunuz şimdi? Eski klima ünitelerini sökeceğiz. Yenilerini getirdik Kübra Hanım.
Usta, kaptan. Ne oldu biliyor musunuz? Evet Kübra Hanım. Yarın montajını yapacağız. Yarın olmaz. Neden? Yarın fabrika kapalı. İlaçlama yapılacak. Nasıl ya? İlaçlama hafta sonu yapılmaz mı? Yani bir gününe bu fabrikanın üretimini mi durduracaksınız? Gündüz Bey öyle emir verdi. Siz herhalde klimadan anlarsınız. Bu işlerden değil ha? Doğru Kübra Hanım. Biz havalandırmadan anlarız sadece. Ama bu iş de böyle hafife alınacak, ertelenecek bir iş değil. Yarın yapamıyorsak biz bu akşam yapalım. Çünkü hafta sonunu beklemez bu iş. Kolay gelsin. Sağ ol. Her şey yolunda mı? Yarın fabrika kapalıymış. O da ne demek? Yarın daha hafta için. Etrafta kimseyi istemediklerine göre bir hareketlilik var demek ki. Destur var mı? Ben varım. Yok mu kumandan hala? Bir yerlerde var. Sesi geliyor ama kendisi yok. Biz garip, kumandan gayip. Ben de senden umutluydum. Belki yerini biliyorsundur diye. Bilirim elbette. Bilmez miyim? Nerede peki? Aşağıdadır. Aşağılara baktım. Orada yok. Onun kadar derinlere inmeye bizdeki ciğer yetmez. Arayan nerede bulacak peki? Arama. Bulamazsın. Arama. O icap ederse görünür hepimize. Ben bu ihtiyarı çocukluğumdan beri tanıyorum. Hiç böyle ortadan kaybolmamıştı. İşte sen çocukluğundan beri tanıyorsun ya. O zaman kaybolmuştu zaten. Bu memleketin her yerinde, en güzel köşelerinde, onu evinin baş köşesinde misafir edecek isimler, aileler var. Hiç düşündün mü? Neden burada, bu dağ başında? Suyunu dağdan kendi alır. Elektriğini kendi üretir rüzgardan. Karnını ormanda, doğada Allah'ın verdiği nimetlerden doyurur. Diyorsun ya çocukluğumdan beri tanırım diye. Hiç gördün mü sağda solda çöp kutusu, çöp kovası ihtiyarın? Görmedim. 2022 yılının İstanbul'unda bir gram çöp çıkarmayan bir adam. Bunu yazıp internete koysan dünyada olay olur. Çocukluğumda neden kaybolmuştu peki? Acılı hikaye efsaneye dönsün diye bekledi. İnandı, derinlere daldı.
Sonra seni sokağa saldım. Yıllar sonra sen kendini buldun. O da sende aradığı cevheri buldu. E sen bütün hikayeyi biliyorsun. Onun olduğu yerde biz ne biliriz ki? Onu bulamazsam belki seni bulurum diye geldim. Neden? Kumandan olsa bunu sana nasıl söylemem gerektiğini bilirdi. Ama ben kitabın ortasından söyleyeyim. Söyle Ahmet abi. Altay, Viking var ya, teşkilatta şahindir. Daha önce senin onunla yaşadığın birkaç vakayı ben biliyorum. Bu seni Doğan'la, Sare'yle, Miray'la hani emniyete alıp hırpaladığında ben de sizi izliyordum. Kumandan gibi derinliğimiz yok belki ama teşkilatta benden habersiz kuş uçmaz. Ne söyleyeceksin bana Viking'le alakalı? Viking'e ihtar verdim ben. Hani gayri resmi görevden el çektirdim. Ama önemli olan o değil. Şu senin kız, Sare. Tehlikede mi? Orası senin de işin değil, benim de işim değil. Kumandan benim bile bilmediğim, hepimizden saklı bir yol çizdi sana. Sare ile bundan sonra paylaştığına dikkat et. Telefon çaldı mı hiç abla? Yok, çalsa haber verirdim. Ah, canım acıdı teyze. Ay, kıyamam. Sen alışık değilsin ya teyzesi. Bırak ben yapayım. Olur mu? Olur. E biz içeride aynanın karşısında tarayalım saçını. Görüştün mü Doğan'la? Emniyetin peşinde olmasından rahatsızmış beyefendi. Ha, bunun için mi görüşmek istemiş seninle? Benim peşime niye düştün diye soruyor. Sadece vazife aşkı mı? Yoksa başka birinden emir mi almışım? Uzun zamandır başına gelen her şeyden Nizam'ı sorumlu tutuyor. Ya Nizam'ı bana niye sorsun Sare? Nizam'ın eli kolu uzundur. Devletin içinde de bağlantıları vardır diyor. Onun için yoklamış bence seni. Gitsin Nizam'la paylaşsın kozunu o zaman. Bana niye kızıyorsun ya? Allah Allah. Ne olabilir diye düşünüyorum, bu geldi aklıma. Sen evine dönüyor musun artık? Ne yapayım, döneyim mi? Dön. Benimle ilgili şüpheli bir şey söyledi mi? Yok, ben bir şey hissetmedim. İyi bari, benden şüphelenmiştir diye korkuyordum. Onu da seninle konuşur, halledersin. Bana niye söylesin? Sen sinirlisin ha. Evet. Sinirliyim. Yıllar sonra yeniden yalnız kaldım Sare. Yalnızlık bana yaramıyor. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var evlat. Tamam, merak etme, dönüyorum ben. Lütfen gitme. Gitmem lazım bir tanem ama geri geleceğim. En azından annemi ne zaman görebileceğim? Onu söyle. Hadi hava çok soğuk. İçeri geçelim sen. Thank you.
Alo. Abi İsra yenge çıktı evden. Tamam. Oradan ayrılma. Ne yapacağını biliyorsun. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yalnız mısın? Sayende müdürüm. Bana öyle kinayeli konuşma. He? Yok canım, kinaye falan yok. İşte bunun ortasından konuşuyorum. O zaman kapı önünde konuşmayalım. Yalnız olduğum için tabaklamadım. Rahatsız olmazsan buyur. Aynı tencereye kaşık sallayan adamlarız. Nesinden rahatsız olacağım? Ekmek değil de kesilir diye biz küçükken sorardı dedem. Biz de bıçak da derdik. Yo derdi. Besmeleyle. Tokat kebabı sözünü de unutmadım hala. Ramazan geçsin hallederiz. Ama onlar için insanın dermanı olacak. Derman bizde gönülden gelir. Kızgın mısın bana? Kırgırım. Ben de çok yorgunum Tekin. Ben mi yordum seni? Sen böyle değildin. Ne oldu sana? Her lafa alınıyorsun. Bak buraya hayatımı verdim ben. Bir yuva inşa ettim. Burası görevlerini yapan, çalışkan karıncalarla doluydu. Onların yuvasıydı. Bunu sen çok iyi bilirsin. Ayrıca burayı ben kafama göre yapmadım. Sizin müsaadenizle yaptım. Eyvallah. Eyvallah ama bak bomboş burası. Yerinden dolar inşallah kardeşim. Sayılmayız parmak ile, kırılmayız vurmak ile. Bu millet için ne zamandır çalışır yetim kurtlar. Dayılardan duyduğumuz 100 sene. 100 sene. Bir asır. Neler gördü bu millet? O çalışkan yetim çocuklar. Neler gördü geçirdi. Neler. Kol kanat gerenleri, yol gösterenleri, analık babalık yapan dayıları. Neler gördü geçirdi. Eyvallah. Bak lafıma geldin. Eyvallah. Nedir eyvallah? Tasdiktir. Yemindir. Karşılıklı anlaşmadır. Sünnet-i seniyedir. Öyledir. Öyle. Kardeşimsin. Bu teşkilat içinde varlığın, ismin tehlikede diyorum sana. Bilmediğin şeyler var Tekin. Yani sen bir şahin hareketiyle bizi de yarı yolda bırakacaksın. Çünkü hani az dur dedik sana. Çok yaklaşmıştım müdür. Ben de ondan korkuyorum Tekin. Ya senin ne işin var nizamla? Yani çekip vursan şak diye hiç şaşmam. Ama düzenimiz şaşar. Hadi hop. Ondan sonra en başta. Sen bana güvenmiyor musun? Yaptığın yemeği bak hiç gözüm kapalı yerim. Düşünmem yani içinde zehir mi var, ne var diye. Ama sen de az laf dinle. Hani anla da yani. Yani azıcık yani, azıcık. Az dinle. Çok demiyorum, az diyorum. Thank you.
Dedem buralarda mı? Memlekete gitti. Tarla tapan işleri varmış. Sen niye gitmedin? Ben anlamam toprak işinden. Biliyorum dalgacı Mahmut. Sen gökyüzünü boyarsın her sabah hepimiz uykudayken. Uyanır bakarız ki mavi. Kimi zaman da deniz yırtılır. Kim diker? Sen dikersin. Kimi zaman da ne halt edeceğimi bilememiştim. Tahmin edilemez birisin. İyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi? Duruma göre değişir. Sen neden geldin? Kardeşim ziyareti. Ha. Tabii. Ela'nın selamı var bu arada sana. Ela'nın bir emaneti var bu arada. Belki bir daha fırsat olmaz. O nasıl? Keyfi yerinde mi? Annesini soruyor yavrum. Hiçbir şeyden haberi yok tabii. Sen ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bir Doğan'la ilgili ne yapacağıma karar vereyim. Ona göre bakacağım. Buradan Doğan'ın yanına mı gideceksin? Aslında... Yani bugün dönmek istemiyorum ben. Uçağım programa göre yarın gelecek Hollanda'dan İstanbul'a. Daha ne kadar sürecek bu olağanüstü hal? Bilmiyorum. Ulvi komutanım ne kadar uygun görürse o kadar. Daha size de yük oluyoruz bunca işinizin gücünüzün arasında. Ben burada devletin emir kuluyum Gündüz Bey. Burada ne yaptığınızı bilmem. Niye tehlike altında olduğunuzu bilmem. Bu kapıyı tutma emri verildi bana. İkinci bir emre kadar buradayım. Sağ olun. Var mı bir eksiğiniz? Yok sağ olun. Biz tedarikli geldik. Bir ihtiyacınız olursa bana bildirin mutlaka. Ya komutanım. Arkadaşı ben bekliyordum. Benimle ilgili özel mevzu. Bırakın geçsin. Buyurun Enver Bey. Davut Bahadır'ın selamı var. Onun talimatı gelecek. Başım üstüne. Efendim? Gündüz'e bir haber geldi. Kimden? Tanımadığım bir adam geldi. Nereden getirdi bilmem. Benden uzak durdular. Tamam kapat. Gündüz beni arıyor. Merhaba Gündüz. Merhaba komutanım. Müjdeli bir haber için aradım. Müjdeli haber duymayalı çok oldu. Dinliyorum. Yarın yapıyoruz. Niye yapıyorsunuz? Yarın Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini kurduğunu canlı yayında bütün dünyaya ilan ediyoruz.
Ulvi Paşa'ya sordunuz mu peki bu ilaçlama işini? Belki programlı bir şeydir. Bunun bir planlı hareket olduğunu zannetmiyorum ya. Ama şüphelenmeye başlamış olabilirler. Şimdi öğreniriz işin aslını. Biz de tam seni arayacaktık. Enteresan. Bu güzel haber için teşekkür ederiz. Ulvi'ye haber gelmiş. Hava savunma sistemini yarın göreceği çıkaracaklarmış. Bir deneme atış yapacaklarmış. Yani bütün Türkiye'nin gözü orada olacak. Patlama için şahane zamanlama. O zaman fabrikadaki işimizi bu gece bitirmek zorundayız. Bana müsaade. Yarına iş kalmamalı. Hayırdır bu saatte? Yarın fabrika kapalıymış. Biz de bu geceden işimizi bitirelim dedik. Tabii tabii. Artık bitirelim şu işi. Buyurun. O zaman bizim eve gidelim. Ben de size çay yapayım. 10 numara olur. Ama filmi ben seçerim. Nasıl film seviyorsun sen? Romantikli. Yürü hadi yürü. Doktor Shakespeare. Hep sessiz midir burası böyle? Bugün biraz gürültülü aslında. Bazen sadece kendi nefesini duyarsın. Hadi ya ne güzel. Elektrikler gitti galiba. Burada elektrik rüzgara bağlı. Rüzgar kesildi. Ben karanlığı severim, huzur verir. O zaman iyi geceler. Sana da.
Oha! Ne oldu kardeş? Sizinkiler yapar da bizimkiler yapamaz mı? Kesin gevezeliği de çabuk olun. Göreceğiz bakalım. Türkiye şov mu yapacak, rezil mi olacak? Günaydın. Günaydın. Uyudun mu uygun sen? Seni yerinden mi ettim? Yok, burası benim yerim. Sen güzel uyudun mu? Vallahi çok iyi uyudum. Uzun zamandır bu kadar iyi uyumamıştım. Normalde milyon tane rüya görürüm ama gözümü bir kapattım bir daha açtım. Arası yok. Ne güzel. Teşekkür ederim. Bana değil, bu huzurlu yerin sahibine teşekkür edersin bir gün. O ihtiyarı tanımıyorum ama seni artık tanıyorum. Bana bu huzuru sağlayan sendin. Gerçekten teşekkür ederim. Benim artık gitmem gerek. Aşağıda seni bir araç bekliyor. Mira seni alıp götürdüğünde ne yaptınız? Kumandan benim bile bilmediğim, hepimizden saklı bir yol çizdi sana. Sare ile bundan sonra paylaştığına dikkat et. 5 numara için bir görev verdiler. Onu yaptım. Miray'da bir şey yapmadım. Acıktıysanız ben ne istiyorsanız yaparım Doğan Bey. Canan hanımefendiciğim. Burası benim evim değil mi? Yani tabii Doğan Bey sizin eviniz de mutfakta ne lazımsa ben emrinizdeyim. Ya Canan. Bir adam 2 tane yumurta kıramadıktan sonra bütün dünya emrinde olsa ne yazar? Ya beni bir salın ya. Bir rahat bırakın beni ya. Peki Doğan Bey. Hadi gidin. Vay anasını ya. Geldi abi. Gelsin abi.
çok özledim seni. Ben yokken hırsını mutfaktan mı çıkardın? Sefer! Abi. Herkes dışarı çıksın. Evde kimse kalmasın. Emredersin. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin bacım. Bu ne biçim laf be? Bacım ne Doğan? Ne diyeyim? Adını bile bilmiyorum. Mahmut mu diyeyim bacım? Bu evde seni benim gazabımdan koruyacak hiçbir şey yok. Boşuna sağına soluna bakınma. Anlamıyorum seni Doğan. Anlatayım mı? Yani anlatacak bir şeyin varsa ben seni dinlerim. Otur. Kimsin sen? Korkma. Korkma, rahat rahat anlat. Sen kimsin? Allah aşkına ne diyorsun Doğan? Allah'a karıştırma bu işi. Beni de daha fazla aptal yerine koyma. Şimdi tane tane anlat. Sen kimsin bacı? Anladık. Esra'nın ikiz kardeşisin. Ama adın ne mesela? Adım Sare. Sare. Esra Sare. Güzel. Ne zaman anladın Esra olmadığımı? Esra nerede? Öldü mü? Umrunda mı sanki? Ne sen umrundasın ne de dünya! Yakarım hepinizi! Beni silahla korkutamazsın. Bana silah çalışmaz Doğan sakınmaz. Ben silah gösterip adam korkutacak adam değilim. Sen de demirden korksan trene binmez. Esra'ymış gibi gelmezsin yanıma. Kimsin? Adım Sare Türkmen. Esra'nın ikiz kardeşiyim. Buraya da onun intikamını almak için geldim. Yalan! Yalan Sare Hanım, yalan! Nereden biliyorsun yalan olduğunu? Esra buraya hangi niyetle geldiyse sen de aynı niyetle geldin. Öyle. Yalan mı? Gerçek. Benim adım Doğan Sakınmaz. Bana mermi işler ama yalan işlemez Sare Hanım. Böyle olmaz. Beni öldüremezsin sen. Eğer beni öldürmek isteseydin ben gece uyurken o işi görürdüm. Senin benimle başka bir işin var. Başka işim yok.
kardeşimin intikamını alacağım senden. Kardeşin niye yanıma geldi o zaman? Bak, alenen tekrar soruyorum sana. Kız kardeşin neden yanıma geldi Sare Hanım? Aşık oldu sana gerizekalı. Ben de gerizekalı olabilirim. Onun yalanını kabul ettim. Ama artık yettiniz. Kimsiniz siz? Ne olduğunu sanıyorsun sen? Bilmiyorum. Sana soruyorum ve sen de cevap vereceksin. Kardeşimin intikamı için. Ben senin kardeşine aşık oldum. Esra'nın intikamı için bütün İstanbul'u yakarım. Bana yalan söylediğini bile bile. Bile bile. Ne yalan söylemiş benim kardeşim sana? Esra benim rüyamdı. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Sahip olmak istedim. Ona her şeyimi vermeye hazırdım. Her şeyimi. Ama o benim her şeyimi yok etmek için girdi hayatıma. Sonradan anladım. Anladım ki Esra devlet için çalışıyor. Aşık olmuştum. Vurup kıramazdım. O beni idare ettikçe ben de onu idare ettim. Ta ki o geceye kadar. Nizam'ın peşinde yakalanan Orhan da sizinle aynı yolun yolcusuymuş. Sonra da sen çıkıp geldin. Esra olarak. Ben salakmışım gibi. Salak mıyım ben? Aşık olduğum kadını tanımayacak kadar taş mı benim kalbim? Ne yani? Esra da senin yanına planlı geldi. Bunu mu söylüyorsun? Bu kadar yalan dolanı kaldırmaz Doğan. Esra benim yanıma devlet görevlisi olarak geldi. Sakın aksini söyleme. Lan madem ne sustun bu zamana kadar? Her şeyden haberin vardı da. İşime geldi. Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Benim başımda Nizam'dan mirasına, onların ağababalarına kadar bir sürü bela var. Arkamda devlet koruması olursa bana hiç kimse bir şey yapamaz dedim. Eğer devlet beni isterse ellerindeyim. İstedikleri zaman alırlar dedim ama bana ihtiyaçları varmış dedim. Ve haklıydım. Bak, Doğan karşında dimdik duruyor. Bunu Esra'nın yıllarca yanımda olmasına, sonra da senin Esra olarak gelmene borçluyum Sare Hanım. Demek yolun sonuna geldik Doğan. Yok. Ben öyle yaş tahtaya basmam. Daha yeni başlıyoruz. Sefer! Gel canım kızım. Seni çok özledim Doğan amca. Gel bakalım, ben de seni çok özledim. Evine hoş geldin Ela'cığım. Seni de çok özledim. Canım Ela'yım. Hadi biz odanıza çıkalım. Oley, odamı da çok özlemiştim.
Ne istiyorsun sen? Beni Ela ile mi tehdit edeceksin? Çocuklar benim yumuşak karnım. Asla zarar vermem. Hele Ela'cık. Babasız, anasız. O artık benim evladım sayılır. Benden ona zarar gelmez. Ama sen kurduğumuz düzeni bozarsan, buradan gidersen, bu denklemden çıkarsan Ela'yı asla göremezsin. Saadet için söz veremem. Onu kimse göremez. Ama Ela'yı dünyanın başka bir ucuna gönderirim ve seni bir daha asla görmeden çok sevdiği Doğan amcasıyla beraber büyür. Şimdi sen Esra olarak bu oyuna devam edeceksin Sare. Ve oyunun sonunda ne olacak beraber göreceğiz. Arkadaşlar, İstanbul'un manzarası birazdan ebediyen değişecek. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Artık laf değil, icraat zamanı. Nizam, bu senin eserin. Teşekkür ederim ama ladies first. Çok iyi düşün. Devlet işlerini biliriz, öyle kendine göre karar veremezsin. Kimle konuşacaksan konuş. Ben buraya Esra olarak gelirken kimseye danışmadım. Ha, tamam, o zaman içim rahatladı. Ya bu devlet aklıysa vay halimize, biz kimlere kaldık diyecektim. Sen şimdi benden tam olarak ne istiyorsun? Bak, bu konuştuklarımızı kimse bilmiyor. Sefer bile bilmiyor. Dışarıda da kimse bilmeyecek. Mira ve Nizam asla öğrenmeyecekler. Kurdoğlu duymayacak. Sen Esra olarak benim sevgilimmiş gibi yanımda durmaya devam edeceksin. Niye istiyorsun bunu? Bugüne kadar hangi sebeplerden izin verdiysem aynı sebeplerden. Kendimi devlet korumasına alıyorum. Çünkü sen yanımda olduğun sürece 5 numara ve üstündekilerin benim biletimi kesmelerine devlet müsaade etmez. Sen benim sigortamsın. İşbirliği yapacağız. Seninle ortak neyimiz vardı işbirliği diyorsun ya? Mantıklı düşün. Senin burada olma sebebin Nizam ve üstündekilere ulaşmak, onları tespit edip devletin adaletine teslim etmek, cezalarını kesmek değil mi? Doğru. Heh. Benim de bu adamlarla derdim var. Yaptıkları pis işleri sevmiyorum. Nizam ve üstündekileri tek tek ezeceğim. Ben bu yola çıkarken kafaya koymuşum. Hepsini teker teker ezip en tepeye ben geçeceğim. Diyorum ki ben teker teker bunları yaparken sen de yanımda dur. Ne yani, senin yasa dışı işlerine, mafya savaşlarına göz mü yumacağım? Bir isim koymak zorunda değilsin. Tabii ben şimdi sana bunları alenen söyleyince biraz zoruna gitti, anlıyorum ama 3 yıl önce Esra yanıma geldiğinde siz bunu yapmıyor muydunuz? Yine aynı şeyi yapacağız.
Ben o zaman da belalı pis adamlarla uğraşıyordum ki siz hiçbir zaman benim yoluma çıkmadınız. Yine bunu yapacağız. Ha, gün geldiğinde hesaplaşırız. Zaten benim hakkımda elinizde yeterince kalın bir dosya vardır. Bütün suçlar, cezalar oraya yazılıyor. Benimle işiniz bittiğinde bana hesabınızı sorarsınız. Yıldırım projesine nazar değdi, gördün mü? Tebrik ederim. Ya öyle kuru kuru tebrikli olmaz. Bu hikaye burada bitmemeli. Party time. Karadağ'ın yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışan da kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla senin namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın. Nerede kaldın? Parti başladı. Geliyorum. Hoş geldiniz. Ben aslında böyle küçük ev partilerini sevmem. Bu gece için çok daha gösterişli bir şey yapmak isterdim ama beni buna ikna ettiler. O kadar da dikkat çekmeye gerek yokmuş. Sevgili dostum Nizamettin Köz. Onun sayesinde çok dikkat çekici bir iş başardık. Şerefsiz. Hadi bunu kutlayalım. Altay'ı da çağırdım. O böyle partilere uygun değil bence. İyi tanıyorsun galiba. Yok canım, nereden tanıyayım?
Ama yani işi gücü dövüş olan bir adam. Şu insanlara bir baksana. Ortamı bozardı, o yüzden söyledim. Ama düşününce çok yakışırdı. Baksana şunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Altay'da Miri üniformasını giymiş ama. Kadın öyle seviyorsa demek. O zaman sana asılırdı. Sana daha çok yakışıyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Gönül bu. Ota da konar, kota da. Doğanlar orada. İstersen bir selam verdim. Ben de ne zaman olurum sonra gelirim yanına. Tamamdır. Merhaba. Merhaba kurdum. Bak, cici kızlar gezdiriyorlar. Oo, yarasın kurdoğlu. Sen yine de fazla kendini kaptın mı kurdoğlu? Burada niçin toplandıklarını, niye kutladıklarını biliyor musun? Bilmiyorum. Ama madem çağırdılar, bizim havalar çalsın. Hoş geldin. Bugün bizim günümüz. Tadını çıkar. Öyle. De. Öyle değil. İstediğin bir parça var mı? Var. Bunu çal. Ne var bunun içinde? Bugünün şarkısı. Biz gidiyoruz. Bu gece Türkiye'yi terk ediyoruz. Cennette görüşürüz. Şalom aleyhim nazar. Şalom. İyi anlaştı bu ikili. Çok acele etme. Şahin kocası da vermez avını, avını gayet. Aslı kurttur kurt yavrusu kurdoluyor. Kurdoğlu türküsü. Benden size gelsin. Aslı kurttur kurt yavrusu kurdoluyor.
olan cemalimi taleli derler. Derler of of. Emek çekip yaptırdım odalar, odalar. Korkarım ki düşman konar yurt olur. Planlar iptal. Kes müziği. Kes müziği. Ne oldu be? Şimdi bir son dakika gelişmesi için Kayseri'ye bağlanıyoruz. Muhabir arkadaşımız Kerim karşımızda. Kerim, son gelişmeleri senden alalım. Kayseri'deyiz. 12. Anayüz Ulaştırma Komutanlığı'ndan herkese selamlar. Efendim, burada heyecan çok büyük. Çünkü Türkiye için çok önemli bir gün. Yıllardır üzerinde titizlikle ve gizlilikle çalışılan proje meyvelerini verdi. Sözü projenin mühendislerinden Gündüz Selçuklu'ya bırakıyoruz. Yıllarca uğruna şehitler verdiğimiz, bir efsane gibi dilden dile dolanan Yıldırım Hava Savunma Sistemi test aşamasına geldi. Bugün burada bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha ilan ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Efendim, bu hava savunma sistemi kamuoyunun yakından bildiği S-400 ve Patriotların yerine geçecek mi? Papağanlar güzel şiir okuyabilir ama şiir yazamazlar. Kimseyi taklit etmedik. Yıldırım projesi özgün bir projedir. Genç Türk mühendisleri tarihe geçecek bir kahramanlık şiiri yazdılar. O zaman bu şiiri hep birlikte dinleyelim. Kumandan Davut Bağdır. İhtiyar, neredesin sen? Görünende değil, görünmeyendeyiz biz evlat. Belki Kayseri'deyiz, belki Tanrı Dağı'nda. İlla şov yapacaksın. Baştan söyleseydin bana,
yılanı deliğinden çıkarmak için onlara yol vereceğim deseydin. Uzaktan konuşması kolay tabii. Beni bir başıma bıraktın. Gitme dedim sana. Ama gittin. Marifetlisin. Benim de tahmin etmediğim kadar. Bize büyük yol açtın. Babamın mirasını patlattıkları için parti yapan yamyamların yanından çıktım. Altıma verdikleri arabada oturmuş seni dinliyorum. İhtiyar, bana öyle bir şey söyle ki bu arabayı denize sürmeyeyim. Geldikleri gibi gidecekler evlat. Sen de gemileri karadan yürüteceksin. Hadi yolun açık olsun. Sana yol verdiğimiz gibi aşağıdan başlayarak hepsini teker teker yok edeceksin. Efendim patron. Olanları duydunuz mu? Evet. Biraz önce haberlerde izledik. Tuzağa düştük, peşimizdeler. Hava yolu iptal. B planıyla Türkiye'yi terk edin, hemen. Tamam patron, tamam. Hadi hadi B planı, hadi hadi. Ne B planı be kardeşim be? Bizimizle şimdi Phuket adalarına uçmak varken mülteciler gibi daha bayıl olacağız şimdi. Şu düştüğümüz duruma bak. Bu ne lan? Oha. Bizim bomba lan bu. Ne oğlum bu? Hayır. Yerli karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışan da kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.